Home Assistant, akıllı dediğimiz cihazları merkezi bir kontrol noktasında bir araya getirerek evimizi ya da çalışma ortamımızı daha kolay yönetilebilir ve konforlu hale getirmemizi olanak tanıyan, popüler markalar ve platformlarla entegre edilebilen açık kaynaklı bir otomasyon platformu. Bu platform ile birbirinden bağımsız cihazlar arasında otomasyonlar ve senaryolar oluşturabiliyoruz. Örneğin belirli bir saatte aydınlatmaları, perdeleri otomatik olarak ayarlamak veya sıcaklık belirli bir seviyenin altına düştüğünde ısıtma sistemini devreye sokmak ya da coğrafi konuma göre değişen gün doğumu veya batımına göre işlem yaptırmak gibi. Bunları bir web arayüzü üzerinden veya mobil uygulama aracılığıyla yapmak mümkün. İhtiyaçlarımıza göre özelleştirebilir, böylece yeni cihazlar ve özellikler ekleyebiliriz. Home Assistant'ı kullanmaya başlamak için öncelikle uyumlu bir cihazda kurulum yaparak ardından cihazlarımızı sisteme entegre etmemiz gerekiyor. Bu çalışmada Home Assistant kurulumu ve DHT22 sensörü bağlı bir ESP8266 kartı bu sisteme nasıl bağlayabileceğimizi basit olarak göstermeye çalışalım. Home Assistant platformunu elimizde bulunan Raspberry Pi 3 üzerine kuralım. Bu arada bize bu cihazı temin eden değerli YouTuber Ömer Kılıç'a da ayrıca teşekkürler. 32'lik bir microSD kart, uygun amperli bir 5 volt güç kaynağı, flash bellek, güç kablosu gibi malzemelerimiz de hazır. Sunucu kurulumu için Home Assistant'ın kendi resmi sitesine gidiyoruz. Menüden başlangıç ve yükleme seçeneklerini seçiyoruz. Yükleme seçeneklerinde bize bu platformu hangi donanıma yüklemek istediğimiz soruluyor. Çeşitli işletim sistemi ve seçeneklerin arasından Raspberry Pi P seçeneğini seçiyoruz. Siteyi Türkçe'ye çevirerek devam edelim. Önerilen Raspberry Pi seçeneği 4 olsa da eğer varsa 3'ün de uygun olduğunu öğreniyoruz ve Home Assistant sistemini Raspberry Pi 3 üzerine kurmak için Raspberry Pi Imager programını seçiyoruz. Eğer bu program platformumuz için uygun değilse, o zaman Balena Etcher seçeneği de mevcut. Raspberry Pi Imager ile devam edelim. Imager ile Raspberry Pi 3 üzerine işletim sistemini kurmak için Imager programını indirip çalıştıralım. MicroSD kartımızı kart okuyucusu içerisine yerleştirip USB üzerinden bilgisayarımıza takalım. Imager programımızdaki açılır menüden sistemimize hangi işletim sisteminin yükleneceğini seçiyoruz ve bu işlem için Home Assistant resmi sitesinde yer alan demo örneğinden faydalanıyoruz. Bizim Raspberry Pi 3 için seçeceğimiz yazılım ekranda gösterilen şekilde olmalı. Tabii ki sizin donanımınız farklı ise yüklenecek işletim sistemini de ona göre uygun olarak seçmek gerekecek. Yazılım seçildikten sonra microSD kartımızı seçiyoruz ve yazdırma işlemini başlatıyoruz. Yazdırma ve ardından doğrulama işlemi tamamlandıktan sonra kartımızı kart okuyucudan çıkararak Raspberry Pi 3 cihazımıza yönüne dikkat ederek takıyoruz. Ağ ve güç bağlantılarını da yaparak kurulumu tamamlıyoruz.
karta yazdırma, doğrulama ve Raspberry Pi'ye yükleme işlemleri ardından eğer her şey yolunda ise burada belirtilen lokal ağ adresine tıkladığımızda açılış sayfasını görmemiz gerekiyor. Ancak bunun için 10 dakikaya varabilen sürelere ihtiyaç var ve erken davranırsak beklememiz gerektiğini hatırlatan bir uyarı çıkıyor. Ardından sistem hazır olduğunda Home Assistant açılış sayfasına ulaşıyoruz. Bu esnada ölçüm yaptığımızda Raspberry Pi 3 sistemimiz yaklaşık olarak 5 volt için 600 mAh güç harcıyor. Sistemi kurduktan sonra şimdi de Raspberry Pi üzerinde çalışan işletim sistemine kablosuz ağ kurma, tanıtma işlemlerini yapalım. Bunun için büyük harflerle config olarak birim etiketi atadığımız USB flash'ımızı FAT32 dosya sistemi olarak biçimlendirmek gerekli. Ekranda belirtilen web adresinden kablosuz tanımlama için gerekli kodları kopyalıyoruz. Masa üstüne bir text dosyası oluşturup kopyaladığımız bu kod bloğunu text dosyası içine yapıştırıyoruz. A adımızı ve A şifremizi buradaki örneklerde olduğu gibi ilgili yerlere giriyoruz. Dosyamızı kaydederek çıkıyoruz. Dosyamızın adını My-Network olarak değiştirip uzantısını da silerek yeniden kaydediyoruz. Bu dosyayı direkt olarak config isimli USB flash bellekçine atarsak bu hatalı bir işlem ki kablosuz kurulum için sıkça yapılan hatalardan bir tanesi. Flash belleğimizin içinde küçük harflerle network isimli bir klasör oluşturmamız ve az önce A ismi ve şifresini girdiğimiz my-network dosyasını da bu klasörün içerisine kopyalamamız gerekli. Kopyaladıktan sonra bilgisayarımızdan çıkardığımız bu flash belleği de Raspberry Pi USB portlarından herhangi bir tanesine işletim sistemi bulunan microSD kart takılı ve güç kablosu takılı değilken takmalıyız. Sonrasında güç kablosunu takıyoruz ve ışıkların durumundan yükleme işleminin başladığını anlıyoruz. Modemimizden kablosuz IP aldığını gördükten sonra kurulum flash belleğini çıkartarak devam edebiliriz. Bilgisayarımızdaki web tarayıcımız üzerinden lokal adres seçeneklerinden uygun olan bir seçenek ile Home Assistant açılış sayfasına kablosuz olarak da ulaşmak artık mümkün. İlk açılışta sistem adı,
kullanıcı adı ve şifre işlemlerini tamamlayalım. Konum bilgisi, giriş ayarları ve diğer ayarları yapalım. Açılış sayfamız artık hazır. Şimdi de bir ESP8266 kartı bağlayabilmek için kenar çubuğunda bulunan ayarlar menüsü üzerinden Enter seçeneğini seçerek karşımıza çıkan sayfa içinden ESP Home eklentisini bulup tıklayalım ve yükle seçeneğiyle bu eklentiyi Home Assistant üzerine ekleyelim. Bu işlemler bir miktar zaman alacaktır. ESP Home eklentisi kurulumu ya da entegrasyonu sağlandıktan sonra gerekli ayarları kendimize göre özelleştirelim ve uygulamayı çalıştıralım. Tarayıcı keşine takılmayı açtıktan sonra eklentimiz kullanıma hazır. Şimdi de ESP8266 kartımızı Home Assistant sistemine ESP Home eklentisini kullanarak tanıtalım. ESP Home üzerinde yeni cihaz ekle butonuna basıyoruz. Karşımıza gelen uyarıda bir defaya mahsus olmak üzere İlk defa bağlayacağımız kartımızı bilgisayarımıza fiziki olarak bağlamamız gerektiği uyarısını alıyoruz. ESP8266 kartımızı USB üzerinden bağlarken DHT sıcaklık ve nem sensörümüzü de GPIO2 yani D4 etiketli pil üzerinden kartımıza bağlayalım. Devam dediğimizde bağlayacağımız bu karta bir isim vermemiz isteniyor ve ben ESP Test ismini veriyorum. Sonraki butonuna tıkladığımızda bağladığımız ESP kartın hangi versiyon olduğunu seçmemizi istiyor ve ben ESP8266 bağladığım için bu ESP8266 seçeneğini tıklıyorum. Hemen ardından ESP Home uygulaması bağlamak istediğim ESP8266 için bir kart tanımlaması açıyor ve benzersiz bir şifre anahtarı ataması yaptığını belirtiyor. Şimdi bu aşamada bilgisayarımıza bağlı olan ESP8266 kartımıza kablosuz ağ bilgilerini, benzersiz şifre atamasını ve Home Assistant platformu tanıtım bilgilerini yüklemem gerekiyor. Bunun için ilk tanıtımda bu işlemin kablolu olarak yapılabileceğini ve tanıtım sonrasında ise kablosuz olarak devam edilebileceği bilgisini açılan bilgi penceresinden öğreniyoruz. Bilgileri karta yüklemek için Install seçeneğine tıklıyorum ve gelen pencerede Manual Download seçeneğini seçiyorum. Böylece tüm kodlar uzun sayılabilecek bir sürede derleniyor. Thank you.
ve sonunda binary dosyası olarak masa üzerine bu kodu kaydediyorum. Bu 1000 uzantılı binary kodu ESP kartıma gönderebilmek için bir ESP82 Flasher uygulamasını ekrandaki web adresinden indiriyorum. İndirdiğim bu exe dosyası halindeki Flasher'ı çalıştırmadan önce bilgisayarıma bağlı olan ESP kartımın port numarasını doğrulamak için aygıt yöneticisinden kontrol ediyorum COM4. ESP82 kart Flasher'ını çalıştırıyorum. Port ve binary dosyasını seçerek kodu ESP kartıma gönderiyorum. İşlem tamamlandıktan sonra ESP kartım artık kablosuz olarak ağa bağlanabildiğinden benzersiz şifre anahtarı sayesinde Home Assistant üzerinde tanınır hale geliyor ve yeni cihaz bulundu bildirimi ile bu yeni tanınan ESP8266 kartımı Home Assistant üzerinde kullanılabilir hale gelmesine onay veriyorum. Bu kartımın hangi alanda yer aldığı seçeneğini de oturma dosyası olarak yanıtlıyorum. Artık ESP8266 kartım ESP Home entegrasyonu üzerinden Home Assistant platformunda yerini aldı. Ancak ESP üzerindeki DHT22 sensörünü de tanıtıp veri alabilmek için ESP Home eklentisi resmi web sitesi üzerinde DHT sensörü ile ilgili sayfada örnek kodları bularak bunu ESP Home kodları içerisinde bu belirtmem gerekli. Örnek kodları kopyalayarak ESP Home kartındaki Edit seçeneğiyle bu kodları ekliyorum. Dedikten sonra kaydediyorum ve geçerli kontrolü yapıyorum. Bir iki değişiklikten sonra doğru yazım şeklini bulduğumuz kodlar geçerli kontrolünden geçiyor. Yine install butonuna basarak manual download seçeneği ile kodun derlenmesini sağlıyorum. ESP Flasher ile yeni kodu ESP kartımın içine atıyorum. Kablosuz güncelleme seçeneği de artık mevcut ancak Raspberry Pi 3 için 5 denemede 3 defa hata verdiğinden ben bu yükleme seçeneğini çok kullanamadım.
Yeni kodlarımızda çalışan SAP kartımız sensörü gördü. Ancak veri okuması hala yapılamıyor. Bunun için SAP Home web sayfasında küçük bir araştırma ile bazı sensör çiplerinin Home Assistant tarafından otomatik olarak tanınmadığı bilgisine ulaşıyorum. Koda bir satır daha ekleyerek bu sorunu aşabileceği düzeltmeyi uygulamak için tarayıcı cache sorununu da aşarak kodumu açıyorum. Yeni satırı koduma ekliyorum. Kaydediyorum. Geçerlilik kontrolünü yapıyorum. Ve install seçeneği sonrasında elde ettiğim binary uzantılı kod dosyasını yine SAP Flasher ile SAP kartıma gönderiyorum. Yeni kod yüklenen SAP kartımı yeniden çalıştırdığımda artık Home Assistant platformuna tanıttığımız SAP 8266 NodeMCU kartımıza bağlı sensör üzerinden sıcaklık ve nem bilgilerinin alınabildiğini görmek mümkün. İşlem tamam.